Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın çalışma ofisinin eski zabıta binasına taşınmasının ardından tam olarak ne zaman faaliyete geçeceği haberimiz ses getirdi. Kamuoyunun merak ettiği Büyükşehir Çalışma Ofisi'nin ne zaman hizmete gireceği hakkında nihayet somut bir adım atıldı. Geçen hafta itibariyle bina için ihale yapıldı. Edinilen bilgilere göre yapılan ihalenin ardından Büyükşehir Ofisi'nin kısa sürede hizmete gireceği ve tüm departmanlarını bu binada toplayacağı öğrenildi. Şu an için ikinci katta çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Departmanları, binanın hazır olmasının ardından daha kapsamlı ve rahat şekilde vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2016-2017 yılı mezuniyet töreni yapıldı. Ünye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Mustafa Sakal katıldı. 9 Eylül Üniversitesi'nin hocası. Fakat Sayın Rektörümüz Tarık Hocamızın daveti üzerine Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi Bilimler Fakültesi'nde hizmet etmek üzere davet edildiğimde hiç düşünmeden ailemi de İzmir'de bırakarak buraya geldim. Zor bir dönemden geçtik. Kazasız ve belasız bir şekilde öğrencilerimizi bugüne kadar getirdik. Onları mezun edecek noktaya kadar getirdik. Bu sene fakültemiz 18. mezunlarını veriyor. Ünye'nin en eski yüksek öğretim kurumu, Ordu'nun en eski yüksek öğretim kurumu ve Ordu'daki en köklü yüksek öğretim kurumu. Mezun olma durumuna gelen 611 öğrencimiz. Bugün mezun öğrencilerimizi yalnız bırakmayan, ülkemizin değişik yöresinden kalkarak bugün dünyaya gelen öğrencilerimize bir arada olan sevgili velilerimizi, bu güzel öğrencilerimizi yetiştirdiklerinden dolayı, yapmış olduğu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Umarım çocuklarınız sizleri görmekte hayal ettiğiniz en yüksek noktalara ulaşırlar ve sizlere hayırlı evlat olur. Üniversite öğretim hayatı hayatımızın en önemli dönemlerinden, süreçlerinden bir tanesi. Hem insanların kendi iradeleriyle, sadece okulda öğretilenlerle değil, sanatta, kültürde, edebiyatta, sporda, akademik alanda kendi istek ve arzularıyla kendini yetiştirip geliştirebileceği son derece elverişli ortamlar. Eğer biz bu süreçleri doğru planlar, doğru bir şekilde değerlendirirsek, girdiğimiz bölüm hangi bölüm olursa olsun, okuduğumuz üniversite hangi üniversite olursa olsun, hayatta söyleyecek sözümüz, dinlenecek lafımız, itibar edilecek fikirlerimiz olur. Eller kefe. 3, 2, 1.
Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanı Ali Yalçın, son zamanlardaki FETÖ ile mücadele sürecinde damatlara tanınan ayrıcalığa değinerek, Türkiye'de onlarca gazeteci, yazar ve akademisyen kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın FETÖ üyeliğinden tutuklanan damatları nasıl serbest bırakılabilir? Bu olayda kamu vicdanı sızlamış, yargıya güven kalmamış, hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku işlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak FETÖ'nün siyasi ayağı çıkana kadar bu davanın takipçisi olacağız, dedi. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu darbe girişimine karşı parlamentoda olan 4 siyasi parti olarak tavır takınıldı. Parlamento dışındaki bütün siyasi partiler de bu tavra destek verdi. Amaç neydi? Bir daha bu ülkede, bir daha bu topraklarda darbeyle karşılaşmayalım. Parlamento ne yaptı ilginç olarak? Darbeleri araştırma komisyonu kurdu. 15 Temmuz darbesine araştırma komisyonu kuruldu mu? Kuruldu. Peki kuruldu, sonuca ulaşıldı mı? Hayır. Komisyondan ne çıktı? Kocaman bir sıfır. Komisyona gelmesi gerekenler gelmedi veya gelmesi engellendi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbe yapanların kimler olduğunu ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Gerçek failleri bulup ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Eğer gerçek failleri bulup ortaya çıkaramazsak darbeyle gerçek anlamda yüzleşmiş sayılmayız. Yüzleşmemiz lazım. Haksızlıklar varsa üzerine gidilmesi lazım. Biz bunları söylerken zaman zaman eleştiri konusu oluyoruz. Zaman zaman eleştiriliyoruz. Bize diyorlar ki siz FETÖ'yü mü destekliyorsunuz? Feytullah Gülen terör örgütünü mü destekliyor? Bizim hayatımız, partimizin hayatı, bizim politikamız Feytullah Gülen cemaatiyle mücadeleyle geçmişti. Partimiz araştırma önergeleri verdi, soruşturma önergeleri verdi, hükümetin yaptığı icraatları eleştirdik. Her şeyi ama her şeyi bir siyasal partinin yapması gereken her şeyi yaptık. Şimdi darbeyle ilgili bizim ve halkımızın kafasında büyük sorunlar var, sorular var. Aklımızda sorular var. Bu soruların cevabını şu ana kadar almış değiliz. Onlarca soru var ve bu soruları biz yeni bir rapor düzenleyerek bu soruların hepsinin cevabını arayacağız. Bunu eleştirdiğimiz zaman siz FETÖ'cü mü oluyor? Bunu eleştirdiğimiz zaman biz FETÖ'cü mü oluyoruz? Hayır, bunu eleştirmemiz lazım. Zamanında hayatını kaybeden 249 kişinin kanına sahip çıkmamız lazım. Bunlar adına bunları eleştirmemiz lazım. Ülkenin her tarafında operasyonlar yapılıyor. Askerden, eğitimcilerden, gazetecilerden birçok kişi gözaltına alınıyor. Ama bu olayın siyasi ayağı bir türlü yanaşılmıyor, ulaşılamıyor veya ulaşılmak istenmiyor. Son olarak damatlar operasyonu buna güzel bir örnek. Türkiye'de onlarca gazeteci, onlarca yazar, akademisyen, siyasetçi kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, ardından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın FETÖ üyeliğinden tutuklanan damatları tahliye edildi. 3 gün tutuklu kalan Yeter, sabit ikamet sahibi olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yurt dışında çıkış yasağı konulan Yeter'e adli kontrol hükümlerinin uygulanması yeterli görüldü. Kavurmacının ardından Yeter'in de tahliye edilmesi, gazetecilerin neden hala tutuklu yargılanan sorusuna meydan verdi. Kamuoyun tepkisi sosyal medya üzerine yağdı. Gazetecilerin ikametgahı yok muydu? Bu olay kamu vicdanını sızlatmıştır. Yargıya güven kalmamıştır. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlüğün hukuku işlenmiştir. CHP olarak bizler FETÖ terör örgütünün siyasi ayağa çıkana kadar bu davanın takipçisi olacağız ve bu dava için aklımıza gelen her şeyi sorgulayacağız, soracağız mevcut hükümete. Şimdi FETÖ terör örgütünün mücadele ancak siyasi ayağın ortaya çıkmasıyla
sonuçlanabilir. Siyasi ayağa çıkmadığı müddetçe bu örgütün Türkiye üzerindeki devamlılığı devam edecektir. Ordu Üniversitesi'nin Ünye, Akkuş ve İkizce Meslek Yüksekokulu öğrencileri Ünye'de mezuniyet heyecanı yaşadı. Ünye Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, Meslek Yüksekokulları Müdürleri, akademisyenler, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Üniversitemiz Ünye, Akkuş ve İkizce Meslek Yüksekokulu olarak ortaklaşa düzenlediğimiz mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. En büyük desteği veren rektörümüz Sayın Profesör Doktor Tarık Yarılbaça ve öğrencilerimizi kendi evlatları gibi en iyi şekilde yetiştiren değerli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Akkuş, İkizce ve Ünye Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenini birlikte gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde bu eğitim öğretimin çok sağlıklı bir şekilde yürümesi, öğrencilerimizin gerek sosyal gerek ekonomik yönden desteklenmesi, sorunlarının çözümünde yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerle olan işbirliği çok önemlidir. Bugün bu törenimizi ziyaret eden, bizlerle birlikte olan çok değerli yöneticilerimizi, meslek yüksekokullarımıza, ilgili yönetime ve öğrencilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı öncelikli olarak kutluyorum. Daha ileri aşamalara girebilmesi için bu eğitimimizin, bu desteklerin daha da artarak devam etmesi bizlerin en önemli dileklerinden bir tanesi. Eller cebe. 3, 2 ve 1.